düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli dostlarımız. Bir İman Hakikatleri isimli programda yine birlikteyiz. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Hamdü senalar olsun. Bu ekrandan güzel malumatlar paylaşıp, beraber istifade edip, hayatımızda yaşama ve yaşatma gayreti içerisinde bulunuyoruz elhamdülillah. Rabbim istifade etmeyi, öğrendiklerimizle amel etmeyi ve marziyatı dairesinde, yani rızası dairesinde bir kul olabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah diyoruz. Evet, bugün gençlerimize hitap edeceğiz. Gençlerimizle bir muhavere yapacağız. Gençliği konuşacağız. İslam gençliğinden bahsedeceğiz inşallah. Güzel bir mevzu seçtik. Bu mevzudan hepimiz istifade edelim ki gençliğimiz zayi olup gitmesin inşallah. Şu kısacık fani, geçici olan dünya hayatına aldanıp, kapılıp, o güzel nimet olan ahiret hayatını perişan etmeyelim inşallah değerli dostlarım. Muradımız böyle. Cenab-ı Rabbül Alemin yaratmış, bizleri dünyaya göndermiş. İhsan ve ikramlarında bizlere bolca bulunmuş. Bunları anlayıp kavrayıp sadece ve sadece bize kulluk yapmak düşüyor değerli dostlarım. O yüzden kulluğumuzu Rabbimizin rızası çerçevesinde yapıp şu kısacık dünya hayatını başımıza bela etmeden, şu kısacık dünya hayatı yüzünden ebedi, sonsuz hayatımızı yakmadan inşallah şu dünyadan çıkıp gidelim değerli dostlarım. Nasıl olsa çıkacağız. Nasıl olsa bu dünya bize dur burada demiyor, çıkarıyor. Bizi bu dünyadan gönderiyor. Bakın, Yusuf Aleyhisselam bile Mısır Aziz'i kardeşlerine kavuşmuş, ailesine kavuşmuş, ölümü istiyor. Teveffeni Müslümen ve elhikni bis salihin diyor. Vefatını murad ediyor Cenab-ı Rabbül Aleminden. Bakın dünya en güzel halini almış, o en güzel, en mutlu halinde bile vefatını istiyor Rabbinden. Bir peygamber, vefat, ahiret alemleri bu dünyadan daha güzel ki, görüyor ki, biliyor ki, iman ediyor ki vefatını talep ediyor Rabbinden. Cenab-ı Rabbül Alemin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar çok seviyor ki, o kadar çok seviyor. Habibim diyor, sevgilim diyor. O kadar çok muhabbeti var. Miraç'ta katını alıp cemaliyle müşerref ediyor. Ama onu da bu dünyadan alıyor. Onu da bu dünyadan çıkartmış. Vefat, ölüm kötü bir şey olsaydı, Habibim dediği sevgilini Cenab-ı Rabbül Alemin hiç ahiretine alır mıydı bakın? Ahiret alemleri bu dünya aleminden daha güzel alemlerdir. Bakın programlarımızda, derslerimizde Cenab-ı Rabbül Alemin'in bizi yeniden nasıl dirilteceğini de işledik. Ahiret alemlerini de işledik. Ahiretin ispatını yaptık burada. Rabbimizin varlığını ispat ettik burada. Bugüne kadarki işlemiş olduğumuz programlarımızda ve bundan sonra da ispat etmeye devam edeceğiz.
ceddidü bi imanikum la ilahe illallah sırrına mazhar olmaya devam edeceğiz. La ilahe illallah ile imanınızı yenileyiniz manasını burada yaşayacağız inşallah. Sadece kelime olarak zikretmekle değil, içine ve içeriğine girip yeryüzünde la ilahe illallah manasını, Allah'tan başka yaratıcı olmadığı manasını tespitlerle, ispatlarla, bürhanlarla bu programlarda anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim istifade etmeyi ve amel etmeyi nasip etsin değerli dostlarım. Gençlik rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Ama içinde bulunan gençlerimiz sanki elinden o gençlik hiç alınmayacakmış gibi umursamaz bir vaziyette dünyanın fenasını ve faniliğini düşünmüyorlar değerli dostlarım. Bu sıkıntıdır. Bu kulluk itibariyle sıkıntıdır. Eğer o gençlik üzerine vefat onu yakalasa ahiret için sıkıntıdır. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Nasıl ki yazın arkası kış, gündüzün arkası gece, aynen öyle de. Gençliğin arkası ya ihtiyarlık veya ihtiyarlamadan vefattır değerli dostlarım. Değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini, elinden çıkıp gidecek olan o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata, iffetini muhafaza ederek hayırlara, istikamet dairesinde Rabbimizin razı olduğu çizgi yolunda sarf etse, onunla ebedi, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer istikamet dairesinde, sırat-ı müstakimde hayra o gençliğini sarf etse insan, ya ebedi, sonsuz cennet bahçelerinde bir gençlik bahşedileceğini bütün Rabbimizin göndermiş olduğu kitaplar müjde veriyorlar. Ne kadar güzel bir müjde. Ne kadar güzel bir müjde. Yani az bir emekle çok güzel kazanç elde etme fırsatı elimizde var değerli dostlarım. O yüzden cennette, cehennem de gençlikte kazanılır buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz inşallah cennete liyakat kesbeden gençler olalım. Cehenneme liyakat kesbeden olmayalım. Çok mühim bir mesele. Bakın çok önemli bir mesele. Gencin diyor ibadeti güneş ışığı gibidir. İhtiyarın ibadeti diyor mum ışığı gibidir. Neden? Çünkü genç, elinde güç, kudret, irade varken şerre gitmeyip, o nefsini dizginleyip hayra yönlendiriyor kendisini. Ve bu Allah katında çok makbul biliyor musunuz? İçki içse koymaz ona. Zina gitse hiçbir problem yok. Bakın. Ama kendini bundan dizginlediği zaman, yapabilecekken, yapma imkanı varken yapmayınca Rabbim katında işte bu çok değerli. O yüzden güneş ışığı gibidir diyor. Ama dedeme biz hadi bakalım şimdi bir alkol kullan desek, aman evladım tansiyon tavan, kalp krizi geçirdim zaten, falanca rahatsızlığım var, nasıl içeyim ben, öldürecek misin beni der ve içemez. Bak istese de içemiyor. Artık bütün aza ve cihazat dur demişler, artık yapamazsın bu saatten sonra. Ve diğer günah cihetlerine girme imkanı kalmamış.
O yüzden mum ışığı gibidir diyor. Çünkü artık onu nefsi oralara yönlendirmiyor. Mecburen artık ondan uzak duruyor. Ama genç iradesiyle günahlardan uzak duruyor. Bu yüzden çok kıymetli ve değerli. Rabbimiz bu yüzden kıymet ve değer veriyor gencin ibadetine değerli dostlarım. Ve ahirette sorulacak ilk suallerin başında geliyor. Gençliğini nerede harcadın? Bak, bazen gençlik hevesatı peşinde koşarken bu İslami şuurun içerisinde olamayabiliyor gençlerimiz. O yüzden o şuurun içerisinde olmadığı için de ahireti çok düşünmüyor. Düşünmediği için de yaşamıyor. Yaşamadığı için sıkıntıya giriyor. Hem dünya hem ahiret sıkıntısına giriyor. O yüzden gençliğimizin fena şeylerden durması için, kendini frenlemesi için kalbinde bir yasakçının olması gerekiyor. O da Allah'a imandır. Hesap vereceği günü düşünmektir. Yeniden dirileceği manayı hatırlamaktır. Bu ona fren yaptıracaktır. Evet değerli dostlarım. Eğer sefahate sarf etse, gençliğini sefih eğlencelere sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden sinirlenmiş, kızmış, aklı başından gitmiş, o hiddet yüzünden bir katil, cinayet işliyor, Allah muhafaza etsin bak, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir. Bir dakikalık sinirleniyorsun. Milyonlar dakika o bir dakikalık sinirin cezasını çekiyorsun. Böyle bir mantıksızlık var mı? Nasıl bu suçu işlersin sen? Bir dakikalık duygu tatmin etme adına milyonlar dakika hapse giriyor, kendinin özgürlüğünü elinden aldırıyorsun. İnsan akıllıdır, aman. İnsan şuurludur, aman. Böyle bir yanlışın içine Rabbim bizleri düşürmesin inşallah. Bakın, öyle de gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, yani Allah'ın haram kıldığı ve gençlikten dolayı lezzet aldığını zannettiği o süfli yaşantıları, ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevi mücazatlarından, cezalarından başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder. Bak, nasıl ki bir dakikalık hiddet yüzünden milyonlar dakika hapse giriyor insanlar, 5 dakikalık, 1 saatlik sefih eğlence yüzünden ebedi sonsuz ahiret alemlerini sıkıntıya sokuyor insan. Nasıl bu mantığı yürütebilir insan? Nasıl bu mantıksızlık çerçevesinde hareket edebilir bir genç? Aman gençler, bakın. Ahiret alemlerinde bize çektireceği ızdırap ve çileden hariç dünyevi o eğlenceler ve Allah'ın yasak kıldığı haramlar bize dünya azabı da çektiriyor. Dünya çilesi de çektiriyor. Sadece ahiret alemlerinin azabıyla kalmıyor bu mesele. Neden? Bak, alkol insanın aklını başından alıyor. Ne yaptığını bilmiyor insan. Gerek trafik kazası yapabiliyor. Gerek vücudundaki organlara o alkol tahribat yapıyor. Yaşlandığı dönem içerisinde onun ızdırabını ve çilelerini çekiyor. Bir ömür boyu ızdırap çekiyor. Başka? Yasak aşklar yaşıyor. Başkaları da aynen yasak aşklar yaşadığında hazmedemiyor, kaldıramıyor. Neticesinde ağır suçlar işliyor. Hapislere düşüyor.
vicdan azabıyla yanıyor. Bakın, cehennemliklere cehennemden daha büyük azap veren bir hal vardır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O ateşten daha şiddetli bir azap. Nedir ya Resulallah? Ara sıra diyor, cennettekilerin hali onlara gösterilir. Ve kısacık dünya hayatını sizler de Allah için sarf etseydiniz, burada olacaktınız. Bu lezzetleri tadıp bu azabı çekmiyor olacaktınız. O pişmanlık, o vicdan azabı diyor, cehennem ateşini unutturur ve cehennem ateşinden daha dehşetli bir ızdırap verir o insana diyor. Zıttı görülünce pişmanlık ızdırabı. Sinirlenmiş, kafa da yerinde değil, cinayet işlemiş, Allah muhafaza etsin. Dünya hapsine düşmüş. Şimdi bakın, az önceki verdiğim hakikattan yola çıkacak olursak, hapse düşmüş bu insan. Dışarıdaki özgür gezen insanları düşündükçe, kafasına göre takılan insanları düşündükçe, ben de orada olabilirdim, şu cinayeti işlemedim dedikçe nasıl bir vicdan azabı çeker? Bakın, empati yapamadan bunu anlayamazsınız. Düşüneceksiniz. Akıl edeceksiniz. Kur'an bunu bize emrediyor. Düşüneceksin, akıl edeceksin ki o hal ile hallenmeden önce önlemini alacaksın. Vicdan azabı. Değer mi ya? Burada onu söylüyor. Sadece ahiret elemlerini çektirmekle kalmıyor gençliği yanlış yerde kullanmak. Dünya elemlerini ve azabını da çektiriyor. Ya, dünya elem ve azabını da çektiriyor. Vicdan azabı. Düşünebiliyor musun? Annesiz veya babasız kalmak. Bak, annesiz ve babasız kalanlar bu manayı daha çok iyi anlayacaklar. Düşün ki annesine veya babasına gençlik sarhoşluğuyla bir çocuğun zarar vermişsin. Ve anne şefkati ve baba merhametinden uzak kalmış bir çocuk var ortada. Bunun hali ve ızdırabı, o günahın ve hatanın neticesi olarak seni ezer, seni bitirir, için için seni kemirir bakın. Çünkü susturamadığımız bir vicdan duygusu var insanda. Susturabiliyor musunuz? Ve durduramadığımız bir akıl nimeti var insanda, hayal nimeti var insanda. Aklını, hayalini durdurabilen var mı? Allah aşkına soruyorum, dur diyebilen var mı aklına ve hayaline, vicdanına? Durduramıyorsunuz. O yüzden o günahın, hatanın neticesinde başına gelen o hal senin vicdanını kemirip bitirecektir. Aklını yiyip bitirecektir. Hayallerini yakacaktır senin. Allah aşkına. 5 dakikalık alkol keyfi yüzünden, 1 dakikalık sinirlenme hiddeti yüzünden hem dünya hem ahiret hayatını yakmak kâr akıl mı sizce? İyi düşünün. Bu mananın içine girin biraz. Kendinize düşünme fırsatı verin. Düşündüğünüzde, hakikati gördüğünüzde o yanlış yola sülük etmeyeceksiniz. Kesinlikle etmeyeceksiniz bakın. O yüzden gençler, ey alem İslam, tefekkür edin, düşünün, akıl edin bu meseleleri ki Rabbimizin şu yaratmış olduğu dünya imtihanında başımıza dert bela bulmadan efendice şuradan çıkıp gidelim. Ve ahirette mutlu mesut bir hayata devam edelim değerli dostlarım. Bak diyor ki, mesela
haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi, ayrılık elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüzi lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Bir genç bir bayanı seviyor. Bak, nişanlısı değil, eşi değil, karşıdan bir bayanı seviyor. Şimdi bak, eleme bak şimdi, eleme. Mukabele etmiyor bir, karşılık vermiyor. Bu sana ızdırap veriyor. Aynı bayana başkaları da arkadaşlık isteğinde bulunuyor. Kıskançlık elemi seni yakıyor. Bak, kıskançlık elemi seni yakıyor. Başka? Firak elemi. Yani o senden ayrıldığı zaman vicdan azabı, akıl azabı çekiyorsun. Bir elem tattırıyor sana bak. Haram sevmekte oluyor bunlar. Haram sevmekte bak. Ve o gençliğin suistimaliyle gelen hastalıkla, yani gençliğini yanlış işler yapmakla zir zeber edip bedensel olarak hastalıklar elde etmişsin. O hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere. Taşkınlıkla. Delikanlı diyoruz ya. Nasıl delikanlı? Kanı kaynıyor. Durmuyor yerinde. O delikanlılık, kanı kaynama halini teskin eden İslami şuurdur. Allah korkusudur. Allah sevgisidir. Kur'an ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber muhabbetidir. Onu teskin eden odur. Bak. Ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, kalp ve ruhun ibadetsizlikten dolayı sıkıntıya girmesiyle meyhanelere. Kalp, ruh, ey genç, ibadetle doyar. Bunu ister kabul et, ister kabul etme. O ibadet lezzetini, gıdasını o kalp ve ruha vermezsen, o kalp ve ruh sıkılır, sıkılacaktır, bunalır, bunalıma girecektir. E o sıkıntı ve bunalımın neticesinde ya uyuşturucu bağımlısı oluyor, Allah muhafaza etsin, ya da meyhanede soluğu alıyor, Rabbim uzak etsin. Ya. O yüzden sıkılıyorum, bunalıyorum, daralıyorum. Böyle bir dert var. Bu derdin ilacını bulamamış. Bulamayınca o derdin ilacını kafayı uyuşturmakta buluyor. Aklı iptal etmekte buluyor. Akıl iptal olunca o derdi düşünmüyor ya o an için. Rahatladığını zannediyor. Ama o dert senden gitmiyor ki. Gidiyor mu? Gitmiyor. Olduğu gibi duruyor. O yüzden doğru teşhis ve doğru ilaç kullanmak çok önemlidir. Hastalığı teşhis etmekle bitmiyor. O hastalığı iyileştirecek doğru ilacı bulmak gerekiyor. Kalp ve ruh daralması hastalığını keşfettik, tamam. Doğru ilaç, uyuşturucu, alkol değil. Yanlış ilaç onlar. Doğru ilaç, onların gıdasını vermek. O da ibadettir. Allah'a kulluktur. İlacı yanlış yollarda aramayın. İstikametli ve doğru gerçek ilacı kullanın. Bu yanlışa düşmeyin değerli gençler. Bu hatayı yapmayın. Kendinize gelin Allah aşkına. Tamam doğru söylüyorsun da falan. Ya doğru söylüyorsun da falan da eklendi mi ben bildiğimi okumaya devam edeceğim demektir. O yüzden Kur'an ne emrediyorsa, Kur'an bize ne öğretiyorsa, bizi yaratan Rabbimiz bizi bizden daha iyi biliyor. O yüzden bizim iyileşmemiz,
ve rahat etmemiz için ilaçları da tavsiye etmiş. Bu hakiki hekim olan, bu vücudun mühendisi olan zatın, yaratıcımızın tavsiyelerine uymak gerekiyor. Yoksa nefsimiz ve şeytanımızın tavsiyelerine uysak, gerçek doğru ilaçları bulmakta zorluk çekeceğiz. O yüzden sıkıntımız da gitmeyecektir. Devam edecektir bakın. Ya. Ve mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristanlardan sor. Bir sor, bir empati yap. Hep kullandığımız düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz manasında kendinize düşünme fırsatı verin. Tefekkür etme fırsatı verin. Bir sor ya. Hastaneye bir git. Bak bakalım bir alkolden, sigaradan dolayı yatan insanların haline bir bak, bir sor onlardan. Bir sor. Neden bu haldesiniz de? Hapishaneyi bir ziyaret et. Orada bulunan gençlerin pişmanlığını bir gör. Siz neden buradasınız de? Ne derece pişmansınız de? Bir sor. Sor ki o manaya düşmeden önce, o manayı yaşamadan önce kendine dur deme fırsatın olsun. Kendini frenleme fırsatın olsun. Ya elbette ekseriyetle bakın genel olarak gençlerin gençliğinin suistimalinden, o gençliği yanlış kullanmadan ve taşkınlıklarından ve gayrı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar, ağlamalar, esefler işiteceksin. Yazık bize diyeceksin. Ne yapmışız da biz buralara düşmüşüz? Gençliğimizi niye heder etmişiz diyen o insanları işiteceksin. Ya, işit ki sen de o vaziyete düşme. O bir bedel ödemiş. Bir şey yaşamış. Bir şey tecrübe etmiş. Ama faturası ağır olmuş. Ağır bir bedel ödemiş. O bedeli ödeyerek bir tecrübe sahibi olmuş. Niye sen de o bedeli ödeyip tecrübe sahibi alma yolundasın? Niye bedel ödemeye gidiyorsun? Hazır birisi bedel ödemiş ve mevcut bir tecrübe var. Bedel ödemeden o tecrübeyi sen de dinle, anla, tat, hisset ki sen de bedel ödemeden o basit, bedava tecrübeyi al eline ve ona göre yaşantını düzenle. Ya, mühim bir mesele bakın. Çünkü hep şikayet ettiklerini duyacağız onların bak. Eğer istikamet dairesinde gitse o genç, gayet şirin ve güzel bir nimet-i ilahiye, Rabbimizin emrettiği çizgide gitse o genç, bak, şirin, güzel bir nimet-i ilahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak, onu güzel hayırlarda kullanmaya bir vasıta yaparak o gençliği, ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini, sonsuz, ebedi bir gençlik neticesi vereceğini, başta Kur'an olarak çok kat'i ayatıyla bütün semavi fermanlar ve kitaplar haber verip müjde veriyorlar. Eğer gençliğinizi diyor istikamette kullanırsanız, Allah'ın rızası çerçevesinde kullanırsanız, baki sonsuz bir gençliği size kazandıran bir araç olacaktır diyor. Bunu müjde veriyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir,
Ya bak bunu idrak etmekte zorlanıyor insanlar. Helal dairesi keyfe kafidir. Yani nefsimizin keyfini yapmak için helal dairesi çok geniş değerli dostlarım. O kadar geniş ki sayısı belirsiz helal olan içecekler var. O kadar çok helalin içinden bir haramı illa buluyor ya. İlla Allah'ın yasak ettiği o haram alkolü içiyor bir genç. Bu nedir ya? Bu nasıl bir yanılgıdır? Bu nasıl bir yanıltıdır? Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yok. Cenab-ı Rabbül Alemin evlilik müessesesini açmış. Sana helalini lütfetmiş. Niye haram olan başka yasak olan kısımlara gidiyorsun? Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. O yüzden keyfimizi yapacak çok güzel nimetler yaratmış Cenab-ı Rabbül Alemin. Bunların arasına imtihan sırrı olarak da denemek için hususi yerleştirdiği, yarattığı şeyler var. Mesela o kadar helal etler var ki domuzu haram kılmış. Adam illa gidiyor o domuzu yiyor. İlla Rabbinin yasağını çiğniyor. Nefsinin ve şeytanının peşinden gidiyor. O yüzden nefis ve şeytan bizim başımızı yakıp şu dünyadan göçüp gidecekler. Ahirette faturasını biz ödeyeceğiz. Bak ahirette faturasını biz ödeyeceğiz. Baki olan ruhtur. Ebedi alemlerde yaşayacak olan, baki sonsuz alemlerin içinde bulunacak olan ruhtur. Beden, nefis dediğimiz şey bu dünyada kabrin içerisinde eriyip çürüyüp gidecektir. Cenab-ı Rabbül Alemin yeniden yaratacak, yeniden ruh giydirecek, yeniden bir hayat devam edecek. Düşünebiliyor musunuz? Nefis keyfini sürecek, lezzetini tadacak, bu dünyada ölecek, kabirde çürüyecek, baki olan ruh o nefsin kabahatlerinin faturasını ödeyecek. Bak insan olan insan, nefsin yiyeceği nanelerinin faturasını üzerine almaz. O yüzden bu nefse günah işlettirmez. Çünkü baki olan esas ben dediğim ruh hesap verecek. Hesap görecek. O yüzden bu ruha nefsin faturalarını yükletmeyin. Nefsin işlediği kabahatlerin faturasını bu ruh ödemesin. O yüzden nefsinize günahları işleme cihetinde imkan ve fırsat tanımayın değerli dostlarım. Madem helal dairesi keyfe kafidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazımdır. O gençliğin tatlı nimetini iffette, namuslulukta ve Allah'ın razı olacağı yolda sarf etmek gerektir. Demek hakiki ve elemsiz bir lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu mezkur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz. Şöyle ki, mesela
senin gayet sevdiğin bir tek evladın, sekaratta ölmek üzere iken ve meyusane ümitsiz bir şekilde elim ebedi firakını düşünürken, elemler içerisinde ondan ayrılacağını düşünürken, birden Hazreti Hızır ve Hakimi Lokman gibi bir doktor geldi. Tiryak gibi faydalı bir macunu, ilacı içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı. Ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İman öyle bir nimettir ki, hem dünya hem ahiret saadetinin temelidir. Bak burada çok güzel bir temsil verdi. Elemler ve kederler içerisindeyken sen, evladın vefat etmek üzereyken, o üzüntüyü yaşarken birisi geliyor. Öyle bir ilaç içiriyor ki, o içtiği ilaç neticesinde gözünü açıyor, iyileşiyor, hayata kavuşuyor, ölümden kurtuluyor. Ne kadar sevinirsin. Allah aşkına bir empati yapın bak. Ne kadar sevinir bir insan. Doğru mu? Kurtuldu der. Hayata döndü der. Ve bu sevinç mükemmel bir sevinçtir. Ölümü yokluk, hiçlik olarak düşünen insanlık, az önceki hekim gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an'ı mucizeli beyan, gelmiş yokluk, hiçlik olarak ölümü kabul eden bu insanlığa öyle bir iman iksiri içirmiş ki, yokluk, hiçlik kalkıyor, yerini baki, ebedi, sonsuz bir hayat alıyor. O çocuğa içirilen ilaçla o çocuğun yeniden hayat bulması gibi. İman iksirini içen, iman ve itikat seviyesini arttıran müminler o iman ilacını içtikten sonra ebedi, sonsuz hayatın varlığını anlıyor, kavruyor ve bir dirilişle müjdeleniyor. Ölmeyecekmişiz diyor. Hayat devam edecekmiş diyor. Buna iman ediyor, bunu kabul ediyor, bunu anlıyor. Ve bunun neticesi olarak ona göre dünya hayatını düzenliyor. Bu iman nimeti hayat çizgisini istikamete getiriyor. Neden? Çünkü ahirete inanmayan, ahirette hesap görecek olan Cenab-ı Rabbül Alemin'in hesap gününü kabullenmeyen bir insan, dünyada adaleti, dengeyi kendisi sağlamaya çalışıyor. Malını mı gasp etmişler? Gidiyor cinayetle intikam alıyor. Hem dünya hem ahiret hayatını zirzeber ediyor. Ama ahiret-i iman geldiği zaman Allah senden benim hakkımı alacak. Hesap gününde zerre miskal hayır ve şer tartılacak deyip o iman ile dünyada intikam alma peşinde koşmadan Allah'a kulluk vazifesini devam ettiriyor ve yarın huzur-u mahşerde Cenab-ı Rabbül Alemin de onun intikamını ve hakkını karşı taraftan alıveriyor. Bak şimdi iki taraf için de nimettir iman. Çünkü birisi gasp etmez. Neden? Çünkü yarın huzur-u mahşerde bu hakkını benden alacak. Hesap gününde bunu ödeyeceğim ben. Neyim var da zaten ödeyeceğim diye frenliyor kendini. Bak o suç işlemedi. Diğeri de velev ki suç işlemiş, nasıl olsa Rabbim ahirette hakkımı alacak. O yüzden hadi şu dünya hayatımı başıma bela yapmayayım diye dünyada intikam alma yolunda gayret sarf etmiyor. Rabbine havale ediyor. Rabbine güveniyor. Öyle olunca iman, inanç,
İtikat hem gasp edeni durduruyor, hem de birisi velev ki gasp etmiş, karşıdakinin intikam duygusunu yaşlıştırıyor, sakinleştiriyor. Ve böylelikle hem dünya hem ahiret hayatının zir-ü zeber olmasına mani oluyor iman. İşte imanlı ve itikatlı gençler kalbine koyduğu yasakçı ile o tatlı iman lezzeti ile haramlardan, günahlardan, suçlardan uzak duracaktır. O yüzden ruhun ve kalbin ilacı olan ibadeti ve imanı gençliğe aşılamazsak, onlar gayrimeşru lezzetlerle hem dünya hem ahiret hayatlarını perişan edeceklerdir. Allah muhafaza etsin. Evet değerli dostlarım, bize ayrılan bir sürenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki İman Hakikatları isimli programda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.